Ferit! Gel oğlum. Efendim anne. Ne oldu yine? Ayşe ne... Ne anne, Ayşe ne? Ayşe ne anne? Susar mısın artık? Yorum yapma lütfen. Tamam. Tamam, sustum. Benim şimdi sizinle konuşacağım daha önemli bir mesele var. Babanızı da çağırdım. Sabah bununla ilgili aramıştım sizi. Anne, mesele nedir ne değildir bilmiyorum ama benim şu anda dert çekecek halim yok, tamam mı? Doğru zaman değil. Oğlum haklısın. Keşke bu mesele hakkında konuşmak zorunda olmasaydım ama benim de artık dayanacak gücüm kalmadı. Anne, niye tuhaf tuhaf konuşuyorsun? Söyle, ne? Ne oldu? Ha? Babanız da geldi. Ne var? Konuşacağız Adnan. Ne konuşacağız? Anne, hep dersin ki evle işi karıştırmayalım dersin. Sanki yönetim kurulu toplantısı başlatacak gibi bir halim var, söyle. Hiç öyle bir niyetim yok. Anne, ne anlatacaksın bize o zaman? Babanızı anlatacağım Ferit. Sen ne yapmak istiyorsun Azade? Şimdiye kadar size babanızın gerçek yüzünü anlatmadım. Ama artık zamanı geldi. Biz babanızla evlenirken o Feraye ile, yani Veda yengenizin kız kardeşiyle aldatıyordu beni. Baba, yapmayın. Veda yengemin kız kardeşiyle. Ha baba? Anne, babam seni yıllar önce aldatmış, hesabını şimdi mi soruyorsun? Hesaplaşma bitti oğlum. Şimdi hepimizin gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Doğru. Doğru. Ben Feraye'ye aşıktım. Evet, doğru. Ama bu biz evlenmeden önceydi. Babanız maalesef yalancı. Burada sizin önünüzde yalan söylemekten geri durmuyor. Ben sizi tek başıma büyütürken Feraye doğum yapmak üzereymiş. Anne bak, bunlar çok ağır ithamlar. Baba bak, gözünü seveyim. Bak, bu kadar da değil de ya. He? Baba söyle, konuş, bir şey söyle. Baba, annem neler söylüyor, duyuyor musun? Baba! Eğer doğumda Feraye ve bebeği ölmeseydi bir kardeşiniz olacaktı. Ve siz onu hiçbir zaman bilmeyecektiniz. Yeter Azade. Tamam. Yeter. Anneniz her şeyi bilerek evlendi benimle. Feraye'ye aşık olduğumu da biliyordu. Ondan kopamayacağımı da biliyordu. Her şeyi biliyordu. Ama buna rağmen benimle evlendi. Ama niye? Onunla rekabete girdi. Hırs yaptı ondan. Baba, ne demek hırs yaptı ya? Ne demek rekabete girdi? Öyle bir şey olabilir mi? Sen annemle evliyken gitmişsin, başka bir kadından çocuk yapmışsın. Böyle adamlık mı olur? Ferit, en iyi sen anlarsın beni. Bak, Hande ile de sen bir şeyler yaşadın. Hatta evlenecektin onunla. Ama Ayşe çıktı karşına, ona aşık oldun ve bir seçim yaptın iki kadın arasında. Ayşe'yi seçtin. Benim senden ne farkım var söyle. Ya baba, sen nasıl beni kendinle kıyaslıyorsun ya? Aklım almıyor, nasıl bunu yaparsın? Ya ben aldatıldım, aldatıldım. O iki kadından biri beni aldattı. Ben ne yaptım? Yolumu ayırdım. Seni kim aldattı? Annem mi aldattı, Feraye mi aldattı? Yoksa sen mi onları aldattın? Bence sen kendini benim yerime değil, Hande'nin yerine koy. Oğlum, babamın bu yaptığına Yavuz hırsızlık değil. Değil mi? He baba? Anne, ben seni de anlamıyorum. Madem babam seni aldatmış, madem böyle bir şey var, sen nasıl bunu sineye çekersin? Bu evliliğe nasıl devam edersin? Sineye çektim oğlum. Sizin için sineye çektim. Anne, bizi bahane etme. İhanet üzerine yuva kurulur mu? O yuvada çocuk yetiştirilir mi? Acımı içime gömdüm. Tek başıma aslanlar gibi evlatlarımı yetiştirdim. Tamam anne, o zaman acını gömdüysen, bunca yıl katlandıysan şimdi niye açıyorsun bu konuyu? Şimdi niye anlatıyorsun? Çünkü babanız bana ihanet etmeye devam ediyor. Anlatacak mısın Adnan? Anlatacak bir şey yok. Ortada yanlış anlaşılma var. Sen hala geçmişte yaşıyorsun Azade.
30 yıllık hırsın devam ediyor bana karşı. Ve bana bedel ödetmek istiyorsun. Ama ben seni aldatmadım. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Utanmaz seni. Yazıklar olsun sana. Esas sana yazıklar olsun. Şu çocukların önüne düşürdüğün duruma bak benim. Sırf kendini haklı çıkarmak için göz göre göre yalan söylüyorsun. Ben mi? Ben mi yalan söylüyorum? Ha? Ben mi? Baba, ağır oluyor. Esas annenizin yaptığı ne? Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ama niye yapıyor bunu ben biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çünkü onun başka hesapları var da ondan. Baba ne o hesaplar? Anlat da biz de bilelim. Sor annene de anlatsın o zaman. Hadi anlatsana. Ya benim derdim başımdan aşkın. Gelmişim burada sizi dinliyorum Allah aşkına ya. 30 yıllık hesabınızı kendi aranızda çözün. Hadi abi hadi gidelim ya. Durun. Durun. Anlayalım bakalım. Kim doğru söylüyormuş? Anlayalım. Gelin buraya. Neymiş o ya? Ne isteyecekmişiz? Gelin, gelin görün babanızın rezilliğini. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Bana, çocuklarının babasına tuzak mı kurdun sen? Ha? Buna inanacaklarını mı zannediyorsun sen? Buna inanacaklarını mı zannediyorsun ha? Buna inanacaklarını mı zannediyorsun sen? Buna inanacaklarını mı? Buna inanacaklarını mı? Yeter artık. Ha? Yeter. Ne derdin varsa benimle hesaplaş. Çocukları aradan çıkar. Duyuyor musun beni? Beni dinle. Ha, duyuyor musun? Baba! O el kalkmayacak. O el anneme kalkmayacak. Baba! Baba bana bak! Bana bak! Kendine gel. Yemin ederim boğarım seni. Anladın mı? Kendine gel. Anne sınırı çoktan aştı. Sen de sınırı ahlak derdi. Kapat seni diyorum sana. Baba! Baba! Baba kendine gel. Kendine gel. Ne oldu? Ne oldu? Niye kırdın bunu? He? Niye afalladın sen? Bir şaşırdın. Ne var bunun içinde? Niye kırdın? Söyle. Annenin saçmalıkları işte. İnsanı zımaradan çıkartmayı çok iyi biliyor. Aşağı geri. Baba kimseyi aptal yerine koyma. Belli ki bir şey var onun içinde ki kırdın. Çocuk muyuz biz? Hiçbir şey yok. Annem birilerinin tezgahına inanmış. O kadar. Bunca yıl sonra kimseye zorla güven verecek değilim ben. Bulaşmış. Bu bir şeylere bulaşmış, bir ahlaksızlığa bulaşmış bu. Anne. Anne ne diyor babam? Saçmalık diyor, inkar ediyor. He? Gerçekten bir tezgah olabilir mi? Çıkın dışarı. Benim anlatacak bir şeyim yok. Çıkın! Tamam. Ferit. Çıkın çabuk! Kalp Yarısı ATV'de.